Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de yine 10. yüzyılda yazısıyla gelen bazı şeyleri keşfetmeye çalışacağız. Yoldaşların görevlerini devam ettireceğiz. Bir iki tane de yan görev yapacağız. Önceki bölümde şöyle bir yay bulmuştuk. Nerede o? Mahvoluş yayını bulmuştuk. Görevini yapmadık, doğrudan gittik bir haydutun üzerinden öldürerek aldık açıkçası. Göz kırpan bir yanı var. Hasar değeri 53 pardon. Ayaz, demoralize, çıldırtma, esinleme ve felç etkilerinden rastgele birini uyguluyor. Henüz kullanmadık. Kullanmayacağım da. Yani şu an için kullanmayacağım. Daha sonra belki bakarız durumuna. Hatta direkt gidip şurada silahlığımızı ekleyebiliyorsak silahla ekleyelim. Aynen. Burada dursun şimdilik. Bunların hepsini 10. yıl DLC'sinin itemleri olduğu için buraya koyduk arkadaşlar. Elimizdeki fazla malzemeleri bir buraya atalım. Hop. Şu gel abi. Kılıç kalkan olarak ilerliyorum biliyorsunuz. Yani savaşçı becerileri üzerinden şu an gidiyoruz. Amacımız biraz daha hızlı level alabilmek. Onun için bütün yetenekleri ufak ufak şimdiye kadar dokunarak geldik. Şu an 51. seviyedeyiz sanırım. 50 ya da 51 olması lazım. Yani toplamda tüm yetenekleri aktif etseniz zaten 81 level yapıyor. 80'e kadar çıkabilir miyiz? Açıkçası bilmiyorum. Bakacağız. Çünkü diğer yetenekleri 100 yapsak da mesela kilit açmaya hiçbir puan vermedik. Şu an 70'lerde olması lazım kilit açma. Oradan gelen yetenek puanlarını biz tuttuk. Diğer yeteneklere kullandık. Yine şu an demirciliği aktif etmeye çalışıyoruz. 10. yıl DLC ile gelen bazı zırhları kullanabilmemiz için yanlış anlamadıysak, önceki bölümlerde notları okuduğumuz notları yanlış anlamadıysak 10. yıl DLC ile gelen bazı zırhları kullanabilmemiz için demircilikte Deadrake zırhını aktif etmemiz gerekiyordu. Şu an demircilik üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Bu yüzden puanı topladığımız anda demirciliğin eğitimini alarak oraya puanları vereceğiz. Yetenek puanlarını. Şimdi Akatoş'un madalyonunu kullanmam. Bunu direkt buraya atalım. Az okçuluk yüzümüz var. Bir de emsalsiz okçuluk vardı. Değil mi? Şu an takılı olan emsalsiz okçuluk. Tamam, az okçuluğu tasımlama tezgahımızda kırarız. Kavgacının post eldivenleri şimdilik dursun. Arada bir kavga şeyi geliyor. Yani silahsız kavga modu geliyor. Orada kullanırız. Örgülü diatrik zırh eldiveni. Bunu bir yerden bulmuştuk önceki bölümde bir görev yaparken bunu bir sandıktan bulmuştuk. Bunu şimdilik depoya atalım, dursun elimizde. Tamam, buradan şu an atabileceğim başka bir şey yok. Gel abi. Buradan da dur. Şu işi biten notlarımızı buraya atalım. Tamam, şu ikisi zaten görev item olarak duruyor. Halk Ateş Sakal'la konuşmadık. Gidip onunla da konuşabiliriz bu bölüm. Bundan sonra zaten şey de yapacağım arkadaşlar. Tüm mevki beyleriyle ya da mevki beylerinin yanındaki o yardımcılarıyla konuşup yan görevlerin hepsini bir almayı düşünüyorum. Sırası geldiğinde ufak ufak yaparız. Yani bize hem ek para getiriyor, hem bazen item veriyorlar, bazen hiç bilmediğimiz yan görevler gelebiliyor. Yeni çıkan, yeni gelen yan görevler olabiliyor. Onun için almayı düşünüyorum açıkçası. Tamam, burada yapacağımız bir şey yok. Ha, bu arada önceki bölüm ha şunu almıştık. Pardon, dur. Kavanozda sefa böceği. Dakika. Bu niye böyle? Tam ortaya getiremedim arkadaşlar. Neyse, onu anlamadım ama yapacak bir şey yok. Böyle kenarda kaldı, sol tarafta kaldı. Tamam. Bu da böyle bir şey. Aşağıda bunların yeri vardı. Gidip oraya atalım bunu şimdi. Filin udu. Bir iki tane daha yan görev var. Birinin fülüdü, birinin udunu aldık. Antenin fülüdünü, filin udunu. Bunların hepsini aldık. Önceki bölümlerde. Henüz sahiplerini bulamadık. Bulduğumuzda teslim ederiz. Gel abi. Aslında şu zırhlardan birini giymeyi düşünüyorum. Yanlış şeyden dolayı giymiyorum. Biliyorsunuz çağrı ve büyülerini, şey çağrı ve diğer büyülerden ufak ufak dokunuyoruz. Üstümüzdeki de
Yani üstümüzdeki zırh ve kasklar falan hızlı efsunu doldurma şeyleri var, özellikleri var. Ondan dolayı başka bir zırha şu an yoğunlaşmadık. Biz ne yapacaktık? Burada şu. Tamam. Dur. Hangisi? İyi. Tamam, bunlardan hiçbiri değil mi? Ha. Tamam. Gel abi. Tam kavanoz varmış burada da. Isınlama tezgahından az okçuluğu parçalayacaktık. Isınlama 50 oldu bu arada. Isınlamaya da hiç puan vermedik yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım yine. 51 level olmuşuz bu arada. Isınlama nerede abi? Aynen, tılsımlamaya hiçbir puan vermedik. Tılsımlamayı hiç kullanmadık. İtemleri geliştirirken sadece. İtemlere biraz ruh cevherleriyle doldururken biraz harcadık. Ondan dolayı tılsımlama gelişti. Yapacak bir şey yok. Şu an demircilik üzerine gidiyoruz. Amacımız öncelikle demirciliğini aktif etmek. 80'de aktif oluyor öyle mi? Tamam. Bu da 90'da mıydı? 90'da. Okey. Zaten eğitim alarak gidiyoruz. İzleyenler bilecektir. Peki, hadi gidelim. Şimdi doğrudan Issız Kent'e de gidebilirim. Falk Ateş Sakal'ın yanına. Ama şu yoldaşlarla olan görevimize bir önce başlayalım. Ejder Konak'tan oraya gidelim. Aslında buraya gelmişken dur, şu mevkibeyinin yerlisiyle bir konuşalım. Görevleri aktif edelim, yoldaşların oraya gidelim. Yani bir iki tane yan görevimiz olsun. Geri geldiği zaman yaparız. Neredesiniz abi? Yukarıdasın sen muhtemelen. Gel abi. Yapacak bir şeyler arıyorum. Hiç iş var mı? Bu ne? Benden istediğim bir şey var mı? Bu ne abi? Yahya'nın notları. Gölgelerin içinde isminde bir görev başladı. Tamam, notu okuyalım. Şunu da ver. Ha, bu standart. Tamam, haydut liderini öldürme olayı. Tamam, şu Kahya'nın notuna bir bakalım. Neymiş abi? Yeni bir görev aldık. Arkadya'nın kazanından hesap defteri kopyasını al. Bir bakalım. Gizlilik için üzgünüm ama bu konuyu mevkibeyinin önünde konuşmak istemiyorum. Aldığım bilgiler güvenilir olmazsa diye. Önünde yeterince işi var zaten. Geçen haftanın başlarında mevkibeyine yönelik olası bir suikast planı haberi aldım. İsimsiz bir kaynaktan. Şimdilik bütün tehditleri ciddiye alsak da bu kaynağın ne kadar güvenilir olduğunu bilmek kolay değil. Ve son zamanlarda olanlardan sonra bunu araştırmak için zamanım da yok. Bu yüzden Arkadya'nın kazanına gitmeni ve iş defterinde şüpheli bir şey alınıp alınmadığına bakmanı istiyorum. Özellikle zehirlere. Arkadya'dan tezgahına bir kopya bırakmasını istedim. Araştırıver. Son birkaç günde kimler zehir satın almış ve sebepleri elle tutulur mu diye. Ben de bu arada aşçıların her parça yemeğini, bira şişelerini ve ekmek kırıklarını bile kontrol ettireceğim. Yamuk bir şey çıkmasın diye. Araştırmanda bir şey çıkmazsa o zaman bana gelen bilginin sahte olduğunu ve Mevki Bey'in şimdilik güvende olduğunu anlarız. Eğer aksi çıkarsa umarım senin repertuarından sanırım orası biri durumu çabucak halledi verir diye bir not aldık. Göreve bakalım. Görevi hemen yapabiliriz de. Ama ne kadar uzar bilmiyorum. Önce şu yoldaşların görevini yapalım. Bu göreve daha sonra bir bakalım. Tamam, yeni bir görevimiz var. Diğeri de normal şey sanırım. Tamam, bu standart. Önceki yani special edition'da falan olan standart. Gidip haydut liderini öldürme görevlerinden. Tamam, bunda sıkıntımız yok. Yoldaşların görevini yapalım. Bu bölüm yeni bir görevimiz var.
Tüm mevki beylerinin yancılarıyla falan da konuşacağım arkadaşlar. Görevleri alacağım. Yani şu anki gibi yeni görevler var mı yok mu bilmiyorum. Bakacağız. Ya en azından görev yaparak belki bir iki item item bir şey buluruz. Amacım o yani. Abi. Yoldaşlara direkt gideceğim. Aldığımız görevi bölümün sonlarına doğru yaparız. Siz ne mi kavga ediyorsunuz ya? Dur. Seninle konuşayım. Yapacak iş arıyorum. It seems that lawbreakers in the pale have no desire to stay there. I don't blame them. One of them's escaped and you're going to fight. At this point, they don't care what happens to her. Neither do I. Best to just kill her. En iyisi onu öldürmen, işi bitirmen. İcabına bakacağım. Adam tehlikeli olarak bilinir. Kaçan suçlu. Skior says that I have the strength of Izgrimor, and my brother has it. Aren't you already running a job for Skior? Come talk to me. O işi bitirdiğimizde diyor. Tamam, iki tanesini aynı anda alabilir miyim dedim ama. Neyse. Bundan da çift el silah eğitimi alabiliyoruz. Oo, güzel. Hadi gidelim abi. Peki. Şu az önce aldığımız görevde bunu biraz sonra yaparız. Kaçan suçlu. Buna bakalım. Nereye gideceğiz abi? Şuraya. Buradan oraya gideriz. Tamam. Görüyor lan. Mesafe uzak mı? Çok da uzak değilmiş. Bakalım. Değil mi? Tamam. Bast görev. Garibim 54 altını kalmış. Girip konuşalım şu arkadaşla. Böyle bir iki tane daha görev yaparsak sanırım kurt adam olma yolunda devam ederiz. Hiç kurt adam olarak oynamayacağım ama yine de oyuncuların görevlerini yapalım bitirelim diye. Şuradan ineceğim. Hı-hı. Pardon. I've heard you may actually be stronger than. Sen beni okçulukta eğitebiliyor musun? There's nothing more I can teach you. Sana öğretebileceğim bir şey yok. Zaten olamaz. Alright then. Alright then. Burada mısın? You still need to prove yourself, Will. O suçlu bir daha sorun çıkarmayacak. Bit by bit, we bring honor to this land. And you've brought honor to the companions. More important, tamam, yapacak iş arıyorum. But it's not for everyone to hear. Meet me in the underworld tonight. We will speak more. I forget that you've never seen it. Beneath the Skyforge, the door is. Tamam, ocağın altı, tamam. Şu an kurt adam olma yolunda ilerliyoruz. I wish more. I've started. I would trust anyone here with my life. Tamam abi, gel. More than I'd say for the milk drinkers. Merhaba güzel bayan. Seninle konuşacağımız herhangi başka bir şey yok değil mi? Tamam. Gel abi. Buradan mı çıkacağız? Şu taraftan mı çıkacağız?
Fark etmiyor. Aynı yere gidiyor nasıl olsa. Evet. Şey mi diyecekti o ya? Dur. Merak ettim şimdi. Sen bir de konuşa. Bakalım ne demli. Tamam. Şura mıydı ya? Gümüş el. Tamam. Şunu iptal edelim. Ha, bir saniye ya. Az önceki yere gitmeyecek miydik? Bir dakika. Yanlış bir işlem mi yaptım ben az önce? Ha, gece olunca, pardon. Tamam, gece olunca dışarıda buluşacağız. Okey. Orayı atladım ben. Saat zaten şu an kaç abi? 5.34. Böyle bir 4 saat, 5 saat ileri alsak. Evet. Are you prepared? Bir sonraki test neyse ben hazırım. Ne olduğunu biliyorum. Bildiğim şeyi sormana mantığı yok. Azekan bir armağan içeri gel. Hadi bakayım girelim. Sen hala mısın? We do this in secret because Kodlak is too busy trying to throw away this great gift we've been granted. He thinks we've been cursed, but we've been blessed. How can something that gives this kind of prowess be a curse? So we take matters into our own hands. To reach the heights of the companions, you must join with us in the shared blood of the wolf. Are you prepared to join your spirit with the beast world, friend? Hazırım lan. Very well. Bir damla kan düşmeden hemen hepsi doldu ya, o enteresan bir şey oluyor. Dışarıda milleti parçalayabilirim ama yapmak istemiyorum açıkçası. Arması nasıldı bunun? Bunun bağırması nasıldı onu hatırlayamadım şimdi. Kurt adam formundayken %25 daha fazla hasar verebilirsin. Tabi kurt adam olarak bunları da geliştirmek gerekiyor da. Ben hiç oynadığım dönemde bununla ilgilenmedim açıkçası. Kollama nasıldı ya? Tamam, Z harfiydi. Hop. Oraya çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Tamamdır. Yours was not an easy transformation, but you're still alive, so congratulations. We even have a celebration planned for you. There's a pack of werewolf hunters camped nearby at Gallows Rock. The Silver Hand. I think you've met them. Bunlardan daha önce karşılaştım.
Onları katledeceğiz hepsini. Skior is already scouting ahead. Tamam. You were born into the pack, brother. I almost envy you. That first time, you gave us even more trouble than Farkas did at his first turning. Tamam, bildiğim iş tedavisi var. I shouldn't say that. I love Kodlak. I respect. If he's worried about some mead swilling afterlife in Sovngarde, he's the Silver Hand have taken over the old fort at Gallows. Nothing until you. Then it doesn't last. The more we feed, the greater our prowess will be. Onu. You have the blood of the wolf in you. Just be careful where you do it. Some cowards in this land can't stand the sight of glory before them. Tamam. Geç. All right then. Sinsi gel. Sinsi gel. Burayı kolayca hallederiz beraber. Gel dışarıya, gel dışarıya. Siz neredeydiniz abi? Ölmedi mi lan? Ölmeden ölüm kamerasına niye geçer onu da hiç anlamam. Başka var mı? Özenmiş sıçan derisi. En sevdiğim. Hop. Peki. Başka kimse var mı? Aşağı ineceğiz sanırım ve o da neydi diye bir ses geldi ama nereden geldi? Yukarıdan yukarıda bir yer, birileri mi var? Rita. Rita, birileri daha var. Ha, yok. Biz dolayı çok severim. Ya da bir şey var mı abi? Bir lootlamak istiyorum önce her yeri. Karmaşık. Tek seferde. Külçe civa. Ağırlık 1. Alalım şimdilik. Civa belki sonra lazım olur. Gel abi şöyle bir aşağı doğru inelim. Burada ne var abi? Aşk mı oldunuz? Korkaklar mekanı kapatmış olmalı. Kokuyu hissedebilirsin. Evet. Fıstık. Göğüs dekolteli. Daha doğrusu. Sırt dekolteli. Direkmen abi, kılıç kalkan. Dalacağım abi. Kaç kişisiniz lan? Aha, 3 kişiler. O zaman şöyle yapacağız. Ben 2 kişi sanıyorum burayı. Dur abi, dur abi, dur abi. Hemen geleceğim, hemen seninle ilgileneceğim. Biri gitti. O da gitti. O da gitti. Gramuro, koçum benim. Tamam, o tanklıyor, biz indiriyoruz. Sen ancak okçuluk oyna.
Hop. Bunda ne var abi? Oradan yol gidiyor da şurada bir şey mi vardı? Bak 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 bak, bizim kurt adamlarını hale getirmişler. Kurt adam kürkü, böyle bir şey var mıydı ya? Böyle bir şey var mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Yani insan eti var da kurt adam kürkünü ben sanki ilk defa gördüm. There's a dead one, isn't there? Thought so. Nobody we know by the smell. Some can't separate the animal from themselves. Go feral. This poor sod could have been anyone. We should keep moving. Tamam, devam edelim. Haydi. Bakmış mıydık buna? Bakmıştık. Şurada bir de kapı var. Diğer taraftan engellenmiş. Buradan çıkacağız o zaman. Geri git ha. Burada bir şey var mı? Yok. Yok, direkt kılıç kalkan gideceğim abi yine. Hatta önden direm orayı bir salalım. Aha. Ne oluyor lan? Niye öyle bir anda canımız azaldı? Ucuz atlattık. Bir anda canımız iyi indi ama niye indi onu anlamadım. Tabi üstümüzde doğru düzgün zırh yok. O da ayrı bir konu. Şarap mı aldım az önce lan? Ben bunu alırım. Ütüyü de alırım. Ütüyü niye aldım? Hiç bilmiyorum. Hop. Bir sütüsü. At şunu geçsin. Nothing we can do for these ones. Don't even want to think about what those creatures. Lan direkt bana tıkıyorlar ya. Al ulan. Al ulan. Al. Orada biri var. Hiç dengim değil. O da gitti. Zehrin devam eden etkisini durdurur. Olur. Tamam, gel bakayım abi. Arkadan biraz bıçaklamış gibi oldum ama kusura bakma yani. Tamam. Biraz enerji toplayalım. Bunları lootlamadık değil mi? Ne alalım? Bunu alalım. Birisini geç. Temizin tılsım durumu nedir abi? Ona da bir bakalım. Bayağı düşmüş. Hemen şuna bir tılsım dolduralım. Tamamdır.
Yukarıdan mı aşağıdan mı gidiyorsun? Zeka saldırı yeteneğimiz 65 oldu bu arada. Yalnız ben nereden gideceğimi şu an kestiremedim abi, bir saniye. Durur görümüzü bir alalım. Çiftler bir de. Dur abi. Kalkanla vura vura öldürürüm ben adamı. Şunu al. Bunları al. Standart'ın madalyonlarımızda bayağı var. Satarız. Diğerlerine gerek yok. Gel. Önce şu aşağıda bıraktığımız bir oda var. Oraya bir bakalım. Ondan sonra buradan gidelim. Yolumuz bu taraf. Yani üst taraf. Bu odada bir şey var mı? Sandıklara bir bakalım. Çok karmaşık. Bakalım. Yani çok da değil gibi. Burada bir ince noktası var. Okey. Bunu zaten okumuşuz. Satarız. Alalım alalım. Yakın büyüleri %22. Daha az efsun harcar. Efsun %50 daha hızlı yenilir. Başkalaşım büyüleri %22 daha az efsun harcar. Ağırlığı 1, değeri 1693. Alalım abi. Hiç sıkıntı yok. Hala. Şu an beldenin yaman güzeli. Hadi gidelim. Kitap da burada var. Demircilik yeteneğimiz 53 oldu bu arada. Ne abi? Tamamdır. Fil taşmada 74 oldu. Ve neredeyse level alacağız. Pardon. Rakipse var mı? Yok. Mikrofon yerin içinde giysiler. Okey. Sandıkta ne var abi? Hepsini al. Burada ne var? Mini ruh cevheri. Okey. Hadi gidelim. Buradan aşağı ineceğiz sanki. Şimdi buradan geldik, evet. Liderleri hünerli. Kedi yüzen diye bilmiyormuş. Dur abi. Dur abi, dur. Geliyorum. Biri gitti. Şuraya. Oo. Abi bu nasıl bir vurma? Dur. Dur. Dur abi. Şunu bir alalım ama önce bir iksirlerime bakayım. Tamamdır. Kuvvet. Az kuvvet varsa az kuvvet suyu yapalım ya. Hepsini harcamaya gerek yok. Adam biraz fazla güçlü bizim için şu an. Ve Dremor şeyi, Beatrix zırhı kullanıyor. Aha. Lan kellesini uçurdu psikopat gene ya.
Galdra zırhı. Şimdi bilekliği de olsa tam bir set olurmuş. Almaya da bilirim. Alabilirim de. Bunu biz görevle almıştık daha önceki bölümlerde zaten. Varlık durumumuz nasıl abi? 12, 15. Hepsini alalım bakalım. 409. Tamam. Burayı bir notlayalım. Ama nereden geldi o? Ya böyle kalkanla vura vura öldürürüm işte adam ben. Bu arada bir level aldık. Hemen puanımızı verelim. Sağlığa yükleneceğiz. Sağlığımızı biraz geliştirmek istiyorum. Bir puanımız var. Hemen kullanmayacağım. Demircilik falan eğitimi alalım. Burayı 80'e çıkardıktan sonra buraya kullanırız. Tamam. Şu an için dursun. Bibi Muroku. Geç. Kurtulmuş katil balık mı? Hop. Aha. Ölmüş mü lan bu? O. Sema ocağı çeliği. Şimdi bunları alırsak ama bayağı bir ağırlığımız bayağı bir çoğalacak. Bunları almayacağım. Bunları daha sonra zaten şeyden buluruz. Alırız. Bravo. Nerede son kız? He was one of the strongest we had. But numbers can overwhelm. He should not have come with. Get out of here. I'm going to make sure we got the last of them and see if there's any information to be gotten from the bodies. You and I have work to do. The Silver Hand will tremble at our sight. The Silver Hand has been scouring the world for more people. Ultra'nın parçalarını bulmak için her yeri arıyorlar. Bir garip ak diyarda saklanıyor. Tamam. Onu geri alacağım. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Okey. Şunu da aldım. Tamam, burada lootlamadığım biri var mı? Şu var. Geç abi onları. Zaten triple duck bıraktık. Tamam, burada işimiz bitti. Nereden gideceğiz? Şuradan mı gidiyoruz? Görev ne? Şu. Tamam. Okey. Buradan çıkış var ama. Bir saniye. Şuradan da mı çıkış vardı? Yok. Tamam. Bu taraftan gideceğiz. Argonyalı rapor, Argonya raporu, onu okumuşuz zaten, onun için almayacağım. Burada ne var? Demir çizme vesaire, kuru kafa, başka da bir şey yok. Buradaki ne abi? Demir miğfer. Burayı zaten girişte temizlediğimiz yer. Okey, biz şuradan mı gelmiştik? Nereye gireceğim abi şimdi? Yalnız envanterimiz bayağı bir doldu. ...415. Şu Deadra zırhını falan şeye atalım. Bizim depomuza atalım. Gidip bir demircilik eğitimi de alalım. Gel abi. Handframe'e gidip ya da şöyle yapalım. Akçay'a gidelim. Akçay'daki Sema Alem Ocağı'nın demircisinden şey de alabiliyorduk. Demircilik eğitimi. Bunları Meltem evine atalım. Dur.
Tamam, bu zırhları meltemlerine atalım. Gel abi şimdi şunu Akatoş'un madalyonunu at ya, ben bunu atmamış mıyım? Beylik yüzüğü at, şimdilik kullanmayacağım. Demircilik yüzüğünü de at. Şunu ve şunu da at. Tamam, 382'ye kadar düştük. Burada şu var, bunu satarım biraz sonra zaten. Sıkıntı yok. Şunu da şimdilik buraya atalım, daha sonra duruma bakarız. Gel. Hop. Gidip şu demircilik eğitimini alalım. Ondan sonra diğer kurt adamların diğer görevini, yani yoldaşların diğer görevini de yapalım. O da aradan çıksın. Ondan sonra sanırım bir görev kalıyor. Sen neredesin abi? Saat kaç ki? 10. Bu arkadaş nerede? Hava kapalı diye mi yok acaba? Tamam. Şansını kaybetti o zaman. İçeriye bakmak istiyorum. Ha, yok, geliyor. Tamam. Dur. Demircilik eğitimine ihtiyacım var. Tamam. Ha dur, pazarlık kolyesini taktığımda işe yarayacak mı ya bu? Sanki yaramıyordu, önceki bölümde bir baktım ama normalde yaraması gerekiyor. Emsalsiz pazarlık. 1600 küsürdü. Hı. Benim için bir silah olabileceğini söylendi. Dur abi, demircilik eğitimine ihtiyacım var. Yok. Bunda bir değişim olmuyor sanırım ya. Biz pazarlık kolyesini boşuna mı takıyoruz o zaman? Tamam, 54. 5 parça alalım. 58 oldu toplamda demirciliğimiz şu an. Tamam, sen neler satıyorsun? Bu arada yanlış bir şey seçtim. Bir kılıç istiyorum. Sema hocam çeliği eklendi. Çelik kılıcı eklendi. Bana kendini sonra anlatırsın. Sen neler satıyorsun onu söyle bana. Şunu verdi bana. 39 hasar oranı var. Kullanmam. Direkt satayım abi. Uğraşmayalım. Şunu da sat. Demir okları sat. Deatro okları dursun. Gel abi şuraya. Kaç? 9.220 altını var bu arkadaşın. Alırız hepsini. Sıkıntı yok. Efsun yüzüğü dursun. Bunu satmayacağım. Bir süre tutacağım arkadaşlar. Bir de belki yıkıma odaklanabiliriz çünkü büyülerden. Onun için bir süre tutacağım bunu. Gerçi Kıtlar Koleji'nin oradan alırız ama yine de dursun. Tamam, şimdi şunu sat. Altın yüzüğü satalım. Başka var mı satabileceğimiz bir şey? Buradan şu an satmayı düşündüğüm başka bir şey yok. Okey. Gel abi. Bunu sat. Bunları satalım. İksirlere gel. Bir tane bundan 6960 altını kaldı. Peki. Şunları da sat. Şunlardan hepsini satsa kombin ediyormuş. Böyle yapsak. 5 tane satsak 4200 ediyor. Tamam. 243 altını kaldı bu arkadaşım. Bakalım. Şut neyimiz var abi? Şu var. Kuvvet çözeltisi.
Ne diyor? Taşıma kapasite üssü 300 saniye boyunca 40 artar. Bizde daha iyisi var. Onun için direkt bunu satıyorum. 11 altın kaldı. Var mı 11'lik bir şeyimiz? Var. Neymiş? Az iyileşme. Sat. 0'a 0. Hem eğitim aldık hem paramızı geri aldık. Güzel. Hem de ağırlıktan biraz kurtarmış olduk kendimize. Bitti mi? Bitti. Tamam. Nereye gidiyoruz? Şuraya. Bu görevi de yapalım. Ondan sonra da mola verelim. Yani yoldaşların görevine mola verelim. Sen buraya şuradan gideriz. Burası sanki daha yakın olur gibi ama fark etmiyor. Arada çok bir mesafe yok. Şuradan gideriz. Burada biraz sinsi okçu ilerleyebilirim arkadaşlar. Tek elimiz tam buraya göre, yani tek savaşacağımız için biraz zorlanabiliriz. Gerçi Çirkin'i önden gönderiyoruz direkt orayı ama var mı arkadan sağdan soldan gelen başımızdan gelip bir kurt murt bir şey ısırmasın sonra. Hadi oradan. Başkalaşım 77 oldu bu arada. Yürü git lan. Yürü. Engellemeyi de arttırdık bu arada. Örümcek zehrini alırım. Hadi gidelim. Bakalım duruma. Buraya mı girecek? Taş yaşasınız abi, neredesiniz? Bir bakalım önce. Okçuluk yüzüğümüzü takalım. Aha, fark edildik. Madem fark edildik. Yardır. Geliyorum ben de. Haydi bakayım hop. Gitti. Güzel. Tamam, şunu al. Aşağı mı düştü? Neyse, sonra lootlarız onu. Gel abi, şuradan içeriye girecekmişiz Ramura. Önce bir toparlanalım. Madem böyle devam ediyoruz. Devam etmeyelim. Önce bir içeriye gidelim. Ramona. Sen onu oyala. Lidere doğrudan biz giremeyiz. Hem ork hem de çift el. Güzel. Hop. Böyle daha rahat alıyoruz en azından. Kalemin orijinal zırhlarını da daha sonra belki bir şey yaparız. Toplarız. Onlara hiç bakmadım çünkü hep yenilikleri alıyoruz. Yeni şeyleri. Okey. Bunu okumuş muyduk? Tamam. Başka? Başka bir şey yok. Değil mi? Aynen. Hadi gidelim. Çıkamadım.
Sandalyem varmış önümde. Şimdi de buraya takıldım. Abi. Ben öldüm değil mi? Şu aşağıda şimdi lootlamış mıydım? Bir tane maymuncuğu varmış, onu alalım. Hadi abi şu dışarıdakine de bir bakalım, ondan sonra çıkalım. Gidelim. Ne al? 125 altın varmış bunda bu arada. Tamam. Sıradaki ne abi? Nereye gidiyoruz? Ayla ile tekrar konuş. Dışarıda mı bu? Ben sanırım içeriye girmek üzere. Böyle bir ana mı denk geldik? Aynen şu an içeriye gidiyor. Geçebilir miyim? Geçtim. Sırt dekol kalı güzel bayan. Her şeyi aldım. Work, 300 altın kazandık. Tamam. Sonraki hedef ne? Başladı kalbinden vurmak. Tamam, bu görevi bir sonraki bölüme atalım. Gümüşel liderini öldür. Normalde ne abi, ona bir bakayım. Hemen yapabileceğim bir şey mi? Şurada. Bunu bir sonraki bölüme bırakalım. Şimdi bakalım şöyle. Bunu iptal edeyim. Gümüşel liderini öldür. Bunu bir sonraki bölüme atalım arkadaşlar. Şu an için yoldaşların görevine bir mola verelim. Bölümün başında, yani bu bölümün başında aldığımız bir görev vardı. Gölgelerin içinde isminde. Bunu yapalım. Buna bir bakalım bakalım. Bu neymiş? Arkadya'nın kazanından. Abi not okuyarak bunu aktif etmiştik. Kahya'nın notunu. Tamam, mevki beyine yapılması, yani beklenen bir suikastla ilgili bir nottu. Bunu araştıracağız. Bu görevi yapalım şimdi. Tabi Arkadya şu an muhtemelen kapalıdır. Saat kaç abi oyunun? 12.32. Şurada bir uyuyalım. Sabah olsun öyle girelim. Sabah 7-8 saat bir uyuyalım. Canavar kanın seni dinlendirici uykudan ne? Orada bir şey yazdı. Bende canavar kanı mı var? Ha, kurt adam olduk tabi doğal olarak. Tamam gel abi şimdi. Arkadya'ya bir gidelim bakalım. Şu. İş defterinin kopyası. Direkt aldık. Tamam, kopyayı okumamız gerekiyor. Bakalım neymiş. Haftalık iş defteri Arkadya'nın kazanına aitmiş. Tamam. Komutan Kayus kuvvet iksiri almış. Ha. Buradaki zehir alanların listesine bakacağız. Şöyle hızlı geçeceğim. Hepsine bakmaya gerek yok. Zaten direkt görev yazdı. İki yerde zehir alınmış. Pardon. Göreve bakalım. Ölüler salonunu araştıracağız. Ahırı araştıracağız. Tamam. Ölüler salonu. Ölüler salonu nereydi?
Atölyeler salonu. Ha, bu şey, tamam. Tamam, şimdi hatırladım mekanı. Bu arada hazır buraya gelmişken şu ağacın görevini de aktif edelim. Bir sonraki bölümlerde yaparız. Welcome, child. This is the disciple, of course. Not as many pilgrims to the east of. Even its name is an. I think, but even if you could get to the Elder Gleam, you couldn't tap it. If you want, you'll have to. It's called Nettlebane. Your spirit. It's held in a Hagraven nest called Orphan Rock. Tamam. Görevi alalım, daha sonra yaparız. Acelemiz yok. Tamam, şu ölüler salonu şura mıydı? Aynen burası. Zehir alan iki yer var. Onlardan bir tanesi burası. Gel 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 gel. Hop. Güzel. Burada bir şey var. Bir not mu var? Nota bakalım. Sikan sorunuyla ilgili bir not var. Ölüler salonunu araştırma görevimiz bitti. Ne diyor? Görünüşe bakılırsa kimse bu konuda bir şey yapamadığı için bizi bu sıçan probleminden kurtarmak için adımlar attı. Kim için? Tamam. Bu peynir tehlikeli bir zehirle kaplıdır. Lütfen yemeyin. Tekrar ediyorum. Bu peynir sadece sıçanlar için. Eğer canın ısırmak isterse aynaya bir bak ve sıçan olduğundan emin ol. Güzel bir espri olmuş. Eğer öyleysen buyur, gönlünce yiyebilirsin. Sıçan değilsen eğer arkaya hayatta kalarak hizmet edebilirsin. Tamam. Böyle bir not var. Not almayalım bari. Tamam. Öldürücü zehir. Onu alırım. Gel abi, şimdi ahırı araştırmaya gideceğiz. Ahırın neresini araştırıyoruz? Şurayı. Burada mı? Yok. Şurada. Ne var abi burada? Ha, ceset var. Ayçeli savaş baltası alalım. Satarız. Ahır amelesinin notu. Tamam. Büyük kitabı varmış. Canlı algılama. Onu da alırım. Hop. Notu bir okuyalım bakalım neymiş. Sessiz Ay Kampı'nı araştır diye bir görev başladı. Şu an bakalım. Kara Elf beni seçmekle akıllı davrandı. Yaraları bir kenara bırakırsam ahır işçisi olarak kolayca geçinirim. Dükkan sahibine vahşi bir at tarafından tekme yediğimi ve yüzüstü dikenlere düştüğümü söylerim. Böyle akıllıyımdır. Diğer haydutlar hep yüzümle dalga geçer. Yeni doğan bebeğe benzediğimi söylerler. Ama böyle yerlerde işime yarıyor. Kara Elf'in ne kadar iyi ödediğini görseler, çetenin hepsi jilet aramaya koyulurdu. Hazır konusu açılmışken, gizemli bağışçım ile sessiz aylar kampı yerine ahırda buluşacağım. Neden bilmiyorum ama eğer takip edilirsem, şehir kapısından çıkana kadar rolümde kalmamın en iyisi olduğunu söylüyor. Umarım onu beklerken bana gizlice yaklaşmaz. Geçen sefer neredeyse altıma bırakıyordum. Ama ne kadar akıllı olsam da onu bulmak için yanımda bu tomarı getirdim. Mesele şu ki açtım ve nasıl çalıştığını sittin sene çözemem. Ama benim gibi biri için bu an
Benim gibi biri için bu an meselesi. Böyle bir not bulduk bu arkadaştan. Şimdi görevimiz nedir abi? Sessiz Ay Kampı'nı araştıracağız. Okey. Sessiz Ay Kampı neresi? Ha şurası. Daha önce biz buraya gelmişiz. Ama temizlememişiz. Burada bir okçu gördüm sanki. Hadi bakayım. Meslektaş. Tepkiler haydi. Hop. Ne gitti? Kaç kişi var orada? Göster kendini. Oo, sayılar çoğaldı. Burada. Selam orayı serbest bırak. Remora sırt sırta çarpışıyoruz. Peki bunları geç. Kısa görünmezliği alırım. Bunu da geç. Başka var mı? Benim öldürdüğüm var şurada bir tane. Ona bakalım. Nar taşı maymuncuk. Okey. Gel gel gel. Gitme gel. Nereden çıktı lan? Oo. Oo. Kaç 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 kaç. O nasıl vuruyor öyle ya? Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu önemli değil. Hadi git lan. Yürü lan. Yürü. Ha. Argo'nun yanından gücü mü olur ya? Ama güzel bir birleşim olmuş. Ama... Başka kimse kaldı mı abi? Buz fırtınası. Ağırlığı 8. Almaya gerek yok. Burada bir notumuz var. Havanoz oklarını alalım. Nota bakalım ne diyor. Mevki Bey meşgul değilken Ejder Konağı'nın üst katında suikastçıyı bul. Görevimiz bu. Bu yay uzun zamandır oyunun bir parçası. Mevki Beylerinden krallara kadar pek çok kişiyi devirdi. Bunu da gözükmeden ve ses çıkarmadan yapar. Kanlı zemindeki tacı saymazsak. Yine de tahtayı devirme şansı bulalı. Çok uzun zaman oldu. Rearless Shield bir taşı devirmeyi başaramadı. Dram vurdu ama ruhunu alamadı. Ve oyun olsa olaysız devam etti. Şimdi parçalar rahat rahat oturuyor. Konforlarından hareket etmeyi reddediyorlar. Şu an bile bu hedefe nişan alıp yayımın ipini çekerken tembel tembel esnediklerini duyuyorum. Ancak oyun tahtası sonsuza kadar duramaz. Yay elimdeyken bir kez daha devrilecek. Ancak zamanlamanın doğru olması lazım. Bir parçayı devirmek fırtınanın ilk gürültüsüdür. Sakin bir anı beklemem lazım. Kişisel bir anı. Mevki Bey'in ejderha ya da savaş müzakeresine girmediği bir anı. Spermi savaşı Akça'ya da sıçrarsa geri çekilmek zorunda kalabilirim. Ama bir an gelecek ve o dünyadan bir haber boş boş otururken.
İşte tam da o anda Mevki Bey'i en sonunda nefes alacak şansı bulduğu zaman üst kata sızıp aldığı son nefes olduğuna emin olacağım. Ve ben onun gölgesinde gizlenerek ayrılırken herkesin duyacağı tek şey bir çıtırtı olacak. Böyle bir günlük bulduk, not bulduk daha doğrusu. Babanız ok mu diyor? Nerede? Şunlar mı? Ver abi. Tamam. Şimdi Mevki Bey'ine bir suikast yapacak bir arkadaşı bulacağız. Mevki Bey'ine suikast yapmadan önce. Bakalım yetişebilir miyiz? Hepsini al abi. Bunları okuduk sanki. Tamam. Eski şeyler. Okey. Çirkin. Gel abi. Nereye gidiyoruz? Akçaya mı? Yukarıyı gösteriyor ama yukarıda şu an... Bir dakika, görevimiz ne? Mevki Bey meşgul değilken Ejder Konağı'nın üst katında suikastçıyı bul. Abimle hareket ediyor yalnız. Dur, üst kata bir gidelim. Orada kimse yok gibi görünüyor ama sanki İmleç hareket ediyor ya. Bir saniye. Bir denemek istiyorum. İzlenmiş muhtemelen. Okçuluk mu takılı? Okçuluk takılı. Tamam. İmleç hareket ediyor çünkü ya. Cicik diye hareket ediyor. Hop. Aynen. Gölgelerin yayını ele geçir. Bakalım abi. Yalnız işçiliğe bakar mısınız abi? İki ok salladım. İkisi de tam suratına denk gelmiş ya. Kafasına daha doğrusu. Biri suratına, biri yandan gelmiş. Gölgelerin yayı. Silahı %20 daha hızlı çekersin ve 30 saniyeliğine görünmezlik sağlar. Böyle bir yay bulduk arkadaşlar. Görev yaparak elde ettik. Bunu alalım. Bunu doklarını alırım. Tamam. Rüyaya bir daha bakmak istiyorum. Pardon. Buna değil. Şuna. Böyle bir yayımız oldu. Gölgelerin yayı isminde. Ve bu arada bunun hasar oranı şu an 84. Bayağı da güçlüymüş. Oo. Bunu kullanabiliriz bak. Bizim bir önceki bölümde aldığımız yaydan daha iyi bu. 12.50 küsürdü sanırım. 53 miydi onunki? Öyle bir şey, bir yanlış hatırlamıyorsam. Bu 84. Bayağı bir fark var arada. Bunu gerekirse kullanırız. Sizin soğukçuluğumuzda sıkıntı yok. Şu demircilik olayını tamamen bitirelim. Ondan sonra buna döneriz gerekirse. Tamam. Şimdi gel abi. Ha. Görevin son aşamasını yapacağız. Gidip vatandaşa bir rapor vereceğiz. I serve Jarl Balgruuf as steward. Suikastçıyı buldum ve işini bitirdim. İşte ödülüm neymiş? 1500 altın aldık bunun karşılığında. Gölgelerin içinde görevi de bitirmiş olduk. Tamam. Evimi dekore etmek istemiyorum. Zaten hepsini yaptık diye hatırlıyorum. Yine de bir bakayım. Now, what would you like to purchase? Aynen, şu an bir şey yapmaya gerek yok. Enjoy your visit to Dragon's Reach. Tamam, gel abi. Benden zaten bir tane daha görev almıştık. Onu yapmayacağım. Sonraki bölümlerde yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi ağırlık durumumuza bakalım. 401 ağırlığımız var. Esnaflardan birini de satalım şimdi. Uğraşmayalım. Şu gölgelerin yayı 18 ağırlık veriyor. Bunu da şimdilik hentrehime atacağım.
şu an kullanmayacağım. Elimde sadece azap kılıcı olsun. Burada şu an için üstümde satabileceğim bir şey de yok gibi. Tamam. Ha, şu vardı değil mi? Bunu da depoya atalım. Entry'ime önce bir gidelim. Gel. Hadi ya. Vuramadım. Ver gazı, ver gazı. Gel abi, şu aşağı gel. Aşağı gel. Nasıl ya? Tamam, güzel. Güzel yere kondun. Abi onu tankla. Tankla onu. Tamam. İn aşağıya, in aşağıya. Böyle bir iki tane pot içelim bari bu arada. Ne içtim burada? Bir şey daha içtim. Tamam. Nereye indin lan? İn aşağıya. Güzel. Aslında okçulukla ilgili iksir miksir bir şey varsa onları da içebilirim ama. İn aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya abi. Hiç zorlama bizi. Güzel. Rekin. Tanklı onu. Az kaldı. Aslında diğer yayı kullanabilirim ama. Elimde fazla ok yok şu an. Ulan ölmeden ölüm kamerasına geçilir mi? Sevmeyeceğim, önce ölsün ondan sonra. Tamam şimdi ne oldu? Ölmeden niye ölüm kamerasına geçiyor? İnsan heyecanlanıyor, başka bir şey değil yani. Tamam. Ver. Hazır buraya kadar gelmişken ver. Ork kalkanına gerek yok abi. 308 altın ve şunları alabilirim ama. Tamam. Güzel. Yine burada dolanıyor. Peki. Şu yayımızı da buraya atalım şimdilik. Geçici bir süre. İleriki bölümlerde şu bir iki planımız var. Onları bitirdikten sonra sırayla buradaki yani silahları alır kullanırız artık. Yapacak bir şey yok. Gölge yayı. Bugün bunu bulduk. Finalde yine buna bakarız da. Yani final derken bölümün finalinde gölgelerin yayı isminde bir silahımız oldu. Sayısı. Bunu şimdilik şuraya atalım. Daha sonra geldi tekrar bakarız. Depoya atabileceğimiz şunlar var. Gel abi. Hop. Şunu normalde satacağım. Bunu şeyde satarız şimdi. Bir ıssız kente gideceğim arkadaşlar. Sıs kentte şeye bakmak istiyorum. Bu Falk Ateş Sakal bize bir not yazmıştı. Görevini alalım.
daha sonraki bölümlerde yaparız. En azından aradan çıksın. Tiyatro okunu şimdilik ben buraya bir atayım. Bunları satarız biraz sonra. Abonoz oklarını da atalım. Elimizde ok bulunsun diye. Tamam, şunları da buraya atalım. Bunlardan kaçar tane oluyor? Bakmak istiyorum. 48'e 43. Yani 2-3 set yapabilecek duruma geldik diye tahmin ediyorum. Elimdeki şu kehribarları, cevherleri de ben buraya atayım. Özellikle kehribarlar bize lazım olacak. Altın, şu civaları falan buraya atalım şimdilik. Bunu da buraya atacağım. Şu an bir işimize yaramıyor. Muhtemelen onun bir görev merevi vardı diye tahmin ediyorum. Uyum küresiyle şu an bir işimiz yok sanırım. Bunu da attım. Bunları atalım. İşlenmiş kehribar 4 taneymiş. Bunları da buraya atalım. Yani maksat biraz da ağırlığımızı düşünmek. Onu da satarız abi. Yapacak bir şey yok. Lugat vardı bu. Bir sonraki bölüm yaparız. Ya da sonraki bölümlerde daha doğrusu. Bunları da atalım. Tamam. Şu an için böyle kalsın bura. Şunu satacağız zaten. Burada buraya atabileceğimiz şu yıkımla ilgili bir şey vardı. Bunu bir süre tutacağım. Belki lazım olur. Bunu satarız. Gel abi. Bölüm bitmeden şu ıssız kente bir gitmek istiyorum. Mavi Saray'a gidelim. Şu arkadaşla değil mi? Evet. Bana kurt kafası mağarası ile ilgili bir mesaj mı gönderdin? Yes, old friend. I'm afraid it's not good news. When you broke up the binding, Potema Sen bağı kırınca Potema kaçtı. Emri altındaki bazılarıyla karşılaştık. Steer says she's still in spirit form, or we'd all be dead already. You've already done us a service in stopping the binding, but he's solitude's priest of Arcay. Issız kentteki Arcaylaydı. O Potema'nın hala etrafta olduğunu anlamış olan biri. Tamam. I wish you well, friend. Be careful. Hatta oluruz. Tamam. Kurt Kraliçe Uyandı isminde bir görevimiz başladı. Bir sonraki bölüm yaparız arkadaşlar bunu. Oh, hello. Just tidying up. Kolay gelsin o zaman. Tamam, o yan görevlere bir sonraki bölümlerde devam ederiz. Bu bölüm bitmeden bir bizim yaşlılara uğramayı düşünüyorum. Yeni bir Nida'nın yerini öğrenmek istiyorum. O Nida kısımlarını da bitirmek istiyorum yavaş yavaş. Yani her Nida'yı öğrenelim, aktif etmeyesek de olur. Önemli değil. Zaten 1-2 tanesini kullanıyorum şu an. Abi, yeni bir Nida yerini öğrenelim biz. Dedeciğim. Benim güzel dedeciğim. Neredesin? Dur. Dışarıda mısın? İçeride misin? Burada kimse görünmüyor. Yok. Bu tarafta biri var. Sen kimsin? Hah. Herhangi bir kudret sözcüğünün yerini öğrendin mi? Nerede abi? Antik bayırda bir Nida öğrenmiş. Nida bulunmuş. Tamam bakalım. Antik bayır nereymiş? Tamam, şu görevlere sonraki bölümlerde bakarız. Bu Lugat göreviydi. Tamam, şu antik bayır görevini bir yapalım.
Bir tane Nida öğrenelim bu bölüm. Ufak ufak onları da bitirmeye çalışacağız. Yani bu dedelerin verdiği Nidaların yerlerini bulma olayını da yavaş yavaş bitirmeye çalışacağız. Nerede abi antik bayır? Antik bayır şurası. Peki oraya nereden gideriz? En yakın yer. Şura mı? Şura mı? Bura mı? Sanki şura biraz daha kolay gibi. Ya da buradan bir yol mu geliyor oraya? Buradan bir yolumuzu deniyorum. Şu görevi alalım. Yolumuza bakalım. Bu arada mavi dağ çiçeğini alırım. Aşağıda bir ayı var. Biz yukarıdan gideceğiz. Peki. Mavi dağ çiçeğini alırım. Dost musun, düşman mısın? North. What's a milk drinker like you doing out here? Go home to your mother. I. Neyse. Arı mıydı lan o? Dur lan. Dur. Oo. Burada bayağı bir arı varsa muhtemelen ne abi? Mülteciler diye bir kitap. Tamam, bunu okumuşum zaten daha önce sanki. Bir dakika. Kimse yok ama burada. Bakmak istiyorum. Çal demiyor. Onun için hepsini alacağım. Herhangi bir not falan var mı diye de bakıyorum da herhangi bir şey yok. Tamam. Yol mu gidiyor oraya? Ne oluyor lan? Aa, bu. Hep beraber, hep beraber. O gitti. Vur kafasına. Vur kafasına. Vur. Vursana lan. Tamamdır. Tarikatçılar çok gelmeye başladı yalnız. Geç onu. Öbürü nerede? Geleceğim, geleceğim. Sostayma da geleceğim. Bekleyin siz. Duru görümüzü tekrar bir alalım abi. Hatta önce bir. Yerimizde şurası sanki. Ya nasıl gösterilecek yeri yok ya? Buradan geçip mi gideceğiz acaba? Çünkü burası farklı bir yer gibi ama. Yani buradan geçtikten sonra mı oraya gidiyor? Bakalım. Görev giriş olarak burayı gösteriyordu çünkü.
Abi. Bir kitap daha bulduk. Burada neymiş bu? Ardır yeteneğimiz 32 oldu. Daha neyi aldım bilmiyorum. O rol var. Neyse dramayla beraber hallederiz ama okçuluk yeteneğimizden kitap hamlede alabiliyoruz. Güzel. Bir şey var mı abi buralardan? Şöyle bir bakalım. Şuralarda genelde kemikler memikler var. Hop. Ha, küçük bir yermiş burası. Dramura çok pis bir yerdeyiz abi. Aha. Bizim geldiğimizi belli edelim değil mi? Hop. Ben aşağıya. Tamam, o kadar da yakına dememiştim ama. Ben şöyle kendime saklanacak bir yer bulayım önce. Ana ejderhasıymış. Bunu çabuk öldürürüz. Aşağıya. Geliyor. Peki kenara geliyor. Son darbe. Hop. Güzel. Kadim ejderhalar zorluyor. Diğer ejderhaları rahat alıyoruz. Ver. Ver. Abi şunu al. Bunların hepsini alacağım yine. Serinin en başından beri topluyorum. Demirciliği de geliştirmediğim için böylece kaldı. Sadece bir iki tane satmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Örgülü Divimur, Deadric, zırh elbini. Bundan bir tane daha almıştık sanki. Ben bunu da alacağım ya. Depoda nasıl olsa yerimiz var. Şimdi bir öğrenelim. Hayvanların desteği. Hayvanların desteği neydi abi? Buna bir bakmak istiyorum. Yaban mahlukatına atılan bir nida yardım için çağırır. Gerekince müdafaa. Tamam. Güzel. Şu an için çoğunu aktif etmedim. Hani kullanmadığım için de aktif etmedim açıkçası. Yani ileriki dönemde ihtiyacımız olanları sadece aktif ederiz. Tamam. Şimdi bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Hentrehim'e gidelim. Şu ejder kemiklerini de atalım oraya. Hadi abi önce şu envanterimizi bir boşaltalım.
Buradan atabileceğimiz bir şey yoktu değil mi? Ha şu var. Bundan iki tane oldu sanırım. Burada şunu sonraki bölümde satarız artık. Yapacak bir şey yok. Şu an için dursun üstümüzde. Tekrar onun için bir yere gitmeyelim. Şu üstümüzdeki okumadığımız bir şey var mı? Yok. İşi bitenleri şuraya atalım. Ha, büyük kitaplarını atmayacaktım. Tamam, bu görev eşyası. Şunları atalım. O büyük kitabı ben tekrar geri alayım. Bunları satacağız. Tamam. Bu bölüm aldığımız yayı tekrar bir alalım. Şunu. Gölgelerin yayı. Bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bu bölümde yine yoldaşlarının görevini biraz ilerlettik. Bir iki tane yan görev yaptık. 10. yıl DLC ile elde edilebilecek bir tane yay bulduk. Bir iki tane de yan görev yaptık. Nida öğrendik. Ejderha ile çarpıştık vesaire. Biraz bir şeyler yaşadık. Yayımız arkadaşlar Gölgelerin Yayı isminde geçiyor. Akçay mevkibeyine yapılacak bir suikaste engelleme görevini bitirdikten sonra elde ettik bu yayı. Şu anki hasarı 85. Tabii bizim okçuluk yeteneğimizin ileri olması da etkiliyordur diye tahmin ediyorum. Tasım olarak da silahı %20 daha hızlı çekersin ve 30 saniyeliğine görünmezlik sağlayan bir item bulduk arkadaşlar. Bir yay bulduk. Ciddi anlamda güzel bir yay. Hasar oranı da çok güzel şu an. Muhtemelen bizim okçuluk yeteneği de etkiliyordur diye tahmin ediyorum. Yani bir önceki bölümde bulduğumuz yaydan daha fazla hasar oranına sahip. Öyle bir yay bulduk. Görev yaparak bulduk arkadaşlar. Yani gidip bir yerden almadık. Görevini yaptıktan sonra elde ettik. Yani ilgilenen arkadaşlara duyurulur. Sonraki dönemde şu iki hedefimiz var. Onları bitirdikten sonra tamamen sinsi okçuluğa dönersek eğer bu yayı kullanabiliriz. Teatrik yayı ya da ejderha keminden yapabileceğimiz yayın hasar oranına da bakarız. Hangisi iyisi ona göre hareket ederiz açıkçası. Şu an için büyülü yay kullanmaya devam edeceğiz. Ağırlık yapmasın diye açıkçası biraz da o şekilde ilerliyorum. Duruma göre ileride bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve videolarla beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.